Merhabalar. Bu videoda Winchill'de doküman nedir ve dokümanın genel özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi önce bir dokümana gidelim. Browse'dan, Folders'dan. Quality altında gene PFME klasörüne gittim. Burada A7 versiyonunda bir dokümanım var. Şimdi bu dokümanın özelliklerini inceleyelim. Bu dokümanı incelemek için yanındaki bilgi sayfasına gidiyorum. Information Page'e. Buradaki i'ye basabilirsiniz ya da gelip dokümanın buradan üzerine tıklayabilirsiniz. İkisi de aynı sayfaya götürür. Şu şekilde gittim. Dokümanın bir detay sayfası. Burada görüntü olacak şu şekilde. Örneğin şu PDF'e gidersem. Dokümanın 2D görüntüsü. Bu drawingler için de geçerli. Daha sonra ofis programlarıyla da aslında görüntüleri oluşturuyor. Mesela Word, Excel, PowerPoint görüntüleri de orada oluşuyor. Sadece şu an onun adaptörü kurulu olmadığı için bende burada gözükmüyor. Eğer görüntü yoksa, bir şeyin görüntüsü oluşmadıysa burada bu şekilde Creo Views'ını görürsünüz. Details'ta önce genel parametreleri, adı, durumu, asıl içeriği yani Excel'in kendisi. Winchill'de doküman sadece bir Excel'den ibaret değil, onun parametreleriyle birlikte, historisiyle birlikte, değişiklikleriyle, ilişkili objeyle birlikte hepsi bir bütün olarak bir doküman oluyor. Yani siz buraya bir Excel koymasanız da bir doküman oluşturup burada parametreler tanımlayabilirsiniz. Bir dijital doküman oluşturabilirsiniz. Burada mesela ben description diye tek bir parametrem var. Bunu burada girmişim. Diğer parametreler zaten kendisi ismi de giriyoruz. Diğerleri zaten otomatik verdiği en son modifiye eden son tarihi alıyor. Dokümanın kayıt olduğu konum. Şu andaki fazları, şu an in work fazında. Burada da yazıyor. Sağ üstte de var InWork. InWork'ün üzeri bold yani kalın yazar bu state'te. Kim tarafından oluşturulmuş, ne zaman oluşturulmuş gibi. Tüm parametreler burada mevcut. Dokümanın content'inde Excel'in kendisini görürsünüz. Excel içeriği yani content'i. Bir attachment eklerseniz attachment da content de aşağıda olacak. İlişkili objelerinde bu doküman başka hangi dokümanı referans gösteriyorsa, mesela bu Process FMEA kontrol planıyla ilişkilidir. O yüzden referans dokümanında kontrol planını görüyorum. Altta bu dokümanın hangi parçaların dokümanı olduğu, yani aşağıda parça kodları var. Bu iki parçanın da dokümanıymış. Birden fazla parçayı temsil edebilir doküman. İlişkili objede parçaları görüyorum. Parçaya gittiğimde de dokümanı göreceğim. Mesela gidelim parçaya. Parçanın ilişkili objesinde de dokümanı görüyorum. Ya da parçanın structure'ına geldiğimde, ürün ağacına. Bu parçanın altında show dediğimde mesela ilgili proses FME'yi görüyorum. Diğer başka doküman bağlı olsaydı onlar da burada aşağıya doğru sıralanacaktı. Tekrar dokümana dönelim. Dokümanın ilişkili objelerini de anlattık. Change, dokümanla ilgili problem raporları, değişiklik talepleri, değişiklik bildirimleri ve sonuçlanmış değişiklik bildirimlerini burada göreceğiz. Şu an hiç açılmadığı için hepsi boş. Değişiklik yöntemi konusunda da buraları anlatacağız. History. History'de A1, A2, A3, A7'ye kadar mesela dokümanın tüm geçmiş iterasyonları var. Burada her bir check-in sırasında yaptığım yorumları comment altında görebiliyorum. Her bir doküman iterasyonun fazlarını görebiliyorum. Bunlardan bir tanesi en son release fazına geçecek ve benim yayınlanmış dokümanım olacak. Ama tüm geçmişini de dokümanın history altından takip edebilirsiniz. Tüm parametreyle birlikte. Geçmişinden eski bir versiyona gidebilirim. Mesela A4'e gittim. Burada A4 ile ilgili bilgilere ulaşabilirim. Mesela bu doküman A4 iken açıklama test 3 yazıyormuş. Go to latest ile son iterasyona gittiğimde açıklamasında açıklama test 4 yazıyor olabilir. İçerisindeki Excel'ler tabii ki birbirinden farklı. Eski geçmiş iterasyonlara da bu şekilde ulaşıyorum.